Merhaba gençler, yeni oyuna ve yeni videoya hoş geldiniz. Oyunumuz New Cycle, Türk yapımı bir oyun. Kıyamet sonrası bir dünyada şehir kurma ve hayatta kalma oyunu bir hikayesiyle başlayacağız. Şimdi ilk önce hikayenin başlangıcında doğaya karşı mücadele edeceğiz ve işte halkımızı beslemeye çalışacağız. Daha sonra da kötü insanlar gelip bizden ürünlerimizi almaya çalışacak, yağmacılarla mücadele edeceğiz. Bu tarz bir şehir kurma oyunu. Çayırda oynamayı tercih ediyoruz. Normal zorluğa geçtik. Oyun çok detaylı ve arayüzü oynamaya çok müsait. Oynamayı kolaylaştırıyor açıkçası. Çok güzel yapmışlar o açıdan. Bakalım beğenecek misiniz? Şimdi öncelikle ilk adım olarak town center'ımızı koyacağız. Yani nereye koyabiliriz? Yani ana binayı şuraya endüstri alanı olarak düşünebiliriz. Şu ilerisine biraz daha nüfusumuzu koyabileceğimiz bir bölge burası. Ana binayı da şöyle koysak sanırım güzel olur. Aynen. Ne diyor? Artık bu küçük topluluğun yöneticisinin ilk güneş patlamasının üzerinden neredeyse yarım asır geçti. Felaketin ilk anlarında tüm teknolojik altyapımızı, küresel döngüyü sağlayan tüm araçlarımızı ve bir medeniyet olarak paylaşabileceğimiz hemen hemen her şeyi kaybettik. Sonraki yıllar sürekli imkansızlık ve umutsuzlukla boğuşmak zorunda kalan insanlığın en karanlık yıllarıydı. Sopa ve taşlarla yapılan savaşlardan nükleer savaşlara kadar güneşin yok etmediği şeyleri de biz kendi ellerimizle yok ettik. Binlerce yıllık medeniyet yerle bir oldu diyor. Şimdi bu medeniyeti tekrar ayağa kaldırma zamanı. Eğitimi geçeceğim. Hazır mıyız? Hızları 1-2-3 de ayarlayacağız. Genelde 1 hızında oynayacağız. Hatta şimdilik şuraya bile alabiliriz. Öncelikle bizim ihtiyacımız olan şey hemen şuradan bir kaynaklardan demir, taş vesaire. Bunları hepsini toplayacağız abi. Şimdi şu sol üst köşede gördüğümüz ne kadar kaynağı doldurabilirsek bunun içine o kadar iyi bizim için. Şöyle sanırım güzel. Aynen. Dur bakayım. Aynen. Şu şekilde sanırım güzel. Şimdi bunu koyduk. Bunun yanına bir tane toplayıcı kampı koyacağız. Bu da bize et ve mantar sağlayacak. Şurada sanırım daha fazla mantar var. Henüz et toplayamıyoruz gerçi. Araştırmasını yapmadığımız için. Daha yakın bir bölgede daha fazla sayıda mantar var mı? Şu anlık sanırım yok. O zaman biz şöyle yapalım. Bu 2 mantarı ve 1 eti alsak ya da şu çok güzelmiş. Yani 2 mantar, 2 et, 1 adet de balık alabiliyoruz abi. Tamam, çok güzel. Bu daha iyi oldu açıkçası. Hemen şunları yolla birbirine bağlayacağız. Niye bağlayamadım? Çünkü kaynağımız yok, kerestemiz yok. Evet, tamam. Buradan hemen bir tane hızarhane açacağız abi. Bu hızarhane de bizim kereste binamız. Odunlarımızı keresteye çevireceğiz. Şimdi şunu ikiye ya da ikiye dursun. İkiye alabiliriz. Ne yaptık şimdi? Sağ kampı yaptık. Hızarhane yaptık. Odunları keresteye çevireceğiz. Çünkü yol üretmek için bize kereste lazım olacak. Toplayıcı kampı yaptık. Bu da bizim için çok önemli. İnsanların moralleri düşüyor. Burada insanların moralleri var. Bu moraller de verimliliği belirliyor arkadaşlar. İş gücü çalışma saati olarak düşünebilirseniz şu an normalde tutuyoruz. Verimliliği normalde tutuyoruz. Buradan şimdi hızarhaneden 3 tane oduna 3 tane taşa verelim. Bunlar çalışmaya başlasınlar. Pardon, toplama kampından. Hızarhane değil. Bunlar hızlıca toplayacaklar. 3'ü alabiliriz aslında. Ya da şöyle yapalım. 1'i alalım. Önce bir yapmamız gereken bir mevzu daha var. Bu da su. Su kuyusu. Bu da çok önemli bizim için. Burada 3 tane su var. Şuradan daha fazla verim elde ediyor o zaman. Dur. Aynen. Şöyle yönünü de değiştirelim. Şuraya koyalım. Burada şöyle minik bir şey yaptık abi. Çalışma alanı gibi bir şey yaptık. Buradan hızarhaneden kaynak seçelim ve abanalım buna.
kereste olmadığı için tabii yol yapamıyoruz şu an. Kereste olduktan sonra yapacağız. Buradan da mantar toplamaya başlayalım. Mantarımız da olsun. Diyor ki burası diyor şeye bağlı olmadığı için. Aa, bunda geçerli değilmiş. Bilmiyordum buna bak. Bunda geçerli mesela. Yol ağına bağlı değil diyor. Bunda öyle bir mevzu yok. Bu yol ağına bağlı olmadığı için 30 work, yani çalışma gücü, verimlilik azalıyor diyebiliriz. Ama bunda olmuyormuş. Ben bunu bilmiyordum bu arada. Bu çok iyi oldu. Şimdi yeterince artık mevzu var bizde. Şöyle bir attık şuraya. Burası taş olduğu için yapamıyoruz. Tamamdır. Çok da güzel oldu. Şunu da yola bağlamamız lazım. Bu su da sanırım kendisine ait bir yol istiyor. Bunu da bağladık. Baktığımız zaman bu ikisi de şu an yola bağlı. Değil mi? Sen bağlı değil misin daha? Sen niye bağlı değilsin? Şu an bağlı, tamam. Henüz yol inşa edilmemiş çünkü. Şimdi hemen kereste üretiyoruz. Taş topluyoruz, odun topluyoruz, hepsini topluyoruz. Yapmamız gereken bir durumda aşevi. Pardon. Şunu bir alalım hızı. Şurada bir genel durumumuz var arkadaşlar. Aktif etki diyor, onu geç. Depo, yani ne kadar kaynağımız depolayabiliyoruz. Maden yataklarımızın durumu. Ne kadar cevherimiz vesaire var. Elektrik durumumuz var. Buradan yaşama geçtiğimiz zaman cazibe. Yani insanlar bizim bölgemize göç etmek istiyor mu, istemiyor mu? Şu an kimse istemiyor açıkçası. Niye? Çünkü su dağıtım oranı çok düşük. Yiyecek dağıtım oranı çok düşük. Konut sahibi değiliz. Sağlık hizmetimiz yok. İş gücü durumumuz da insanları normal 8 saat 9 saat çalıştırdığımız için kıskınlar. Sağlık da sıkıntılı şu an. İnsanları buradan görebiliyorsunuz. Binalarımızı buradan görebiliyoruz. Materyallerimizi görüyoruz. Bölgelerimizi görebiliyoruz. Yayla ve vadi dediği de muhtemelen şunlar. Buradan önce bir araştırmalardan biz hızlıca kulübeyi mi araştırsak? Önce bir aşevini hızlıca araştırmamız lazım. Araştıramıyoruz çünkü 24 kereste ihtiyacım var. Kereste bir olsun, hemen aşevini araştıracağız. Çünkü şu an yaptığımız şeyleri şu değil mi? Aynen aşevi. Topladığımız mantarı aşevi olmadığı için yemeğe çeviremiyoruz. Mesela şuradan su dağıtımını biz normale çekebiliriz. Bundan yana bir sıkıntımız yok bizim. Baktığımız zaman iyi su üretiyoruz zaten. Ama bir tane daha üretmek istiyorum ben. Aynen. Şurası nasıl? Uf, şurası çok iyiymiş bu arada ya. Şuna baksana, full. Bunu yaptık abi. Şimdi burada dursun. Diyecek ki bunun şeyi düşük diyecek bize. Ta buradan buraya yol çekmemizi isteyecek. O biraz bekleyecek ama. Hemen çekmeyeceğiz. Önemli değil. Biraz düşük seviyeye çalışabilir. İnsanların moralinin çok düşmemesi için bu ihtiyaçlarını belirleyebiliyorsunuz. Yani ne kadar porsiyon, kaç porsiyon su vereceksin? Biz normal veriyoruz şu an. Yemeği de normal vermemiz lazım ama henüz araştırması tamamlanmadı. Şimdi tamamlandı. Okey. Şunu biri alalım hemen hızlıca. Buradan üretimden aşevini yapıyoruz abi. Burası bizim bir üretim üssümüz oldu. Küçük bir üretim üssü oldu. Bir aşevini kurabiliriz. Hızardaki arkadaşlar çalışıyor dedim. Bunlar çalışsın abi. Günde 14 tane yapabiliyorlar. Şunu 3 alabiliriz tekrar. Araştırmalardan dur bir saniye. Bir alıp hemen bir araştırma da yapalım. Konutu yapabiliriz. Yeterli toplam 385 bilgi lazım. O da şu oluyor arkadaşlar. İşçiler çalıştıkça bize bilgi getiriyorlar, tecrübe getiriyorlar. Bir de bu oyunda işçi, zanaatkar ve uzmanlar var. Yani sadece tek tip bir işçiniz yok. O açıdan da ben çok beğendim açıkçası. Yol ağına bağlı olmadığı için biraz az üretiyor. Ama şimdi bunu yol ağına bağlamaya çalışırsam çok fazla kereste harcayacağım. O yüzden hiç gerek yok böyle bir duruma. Şimdilik aşevine odaklanalım. Aşevi önemli bizim için. Çünkü henüz insanlara çorba, yemek dağıtamıyoruz abi. Şimdi bu arkadaşlar bize mantar ve su ürünlerinden hızlı bir şekilde
Mantar ve sudan yemek yapacak. 29 yapabiliyorlarmış günde. Hemen gidelim buradan. Dağıtımı biz arttıralım. Normale çevirelim yani, arttırmaktan ziyade. Şu morali düşük tutmamamız lazım. Çünkü moral düşük olduğu zaman verimlilik düşük oluyor. Bu da bize çalıştırdığımız insanların az çalışması olarak yansıyor açıkçası. Bunu istemiyoruz. Mevcut elimizdeki vatandaşı maks verimle çalıştırmamız lazım. Çok hoş cümleler değil, evet kabul, ama maalesef elimizde olan durum bu. Şimdi baktığımız zaman tüketim üretimi geçmiş burada. Niye geçmiş? Çünkü yeterince demek ki adamımız yok. Bakalım. Burada iki tane mantarımız vardı bizim, değil mi? Şimdi buradan başka bir mantar, en az iki tane olsa, bir tanesi yeterli değil. İki tane yan yana olsa daha iyi olurdu ya. Burada bak, bakıyoruz hemen. Ya da en azından şöyle bir şey olsa. Ya da en azından şöyle bir şey olsa. Bak, bu da güzelmiş. Yani mantar alırsam etin birini alamıyorum. Burada mantar ve iki tane et var. Ya mantar sayımı düşmesini çok istemiyorum açıkçası. Su da şu an idare eder durumda. Yemek de idare eder durumda. Gezginler grubu geldi. Bunu kabul edeceğiz. Şunu bir bira alalım. Sakin bir şekilde arayalım abi. Şuradan toplamadan. Yani bu bir mantara razı olmak istemiyorum ya. Bu bir mantar şu an benim için çok hoş değil açıkçası. Şunu alalım abi. Bir mantar ve bir et var. Daha sonra buraya bir tane daha atarız. Şimdi bunu kurduk. Bizden vatandaşlarımızın istediği bazı şeyler var. Bunlardan en önemlisi şu an şöyle şuradan baktığımız zaman, yerleşkeye baktığımız zaman, ya da dur, yaşama, pardon, yaşama baktığımız zaman konut ve sağlık hizmetleri diyor. Yani sağlık hizmetine henüz geçemeyiz. Şu teknolojiden hızlıca şunu araştıralım. Konutu araştıracağız ve insanlara kulübe inşa edeceğiz. Birinci seviyeye geçmek için bilgi ve nüfus gerekiyor. Nüfus var, bilgi. O da zamanla olacak. Bakıyoruz hemen. Tamam. Su henüz istediğim seviyede değil. Bunu artık yavaştan bağlayabilirim diye düşünüyorum açıkçası. Şöyle uzun bir yol. Bu yol bana daha sonra lazım olacak. Güzel taş harcadı bu arada. Bu yolun etrafına bir şeyler kuracağız zaten. Kulübeyi araştırdık. Hemen bir araştırma daha yapalım. Bu zaten araştırılmış. Bu da araştırılmış. Bunlar tamam. Şuradayız şu an. Bunu da ana binayı yükselttikten sonra araştırabileceğiz. Şuraya kurduğum benim bina nerede lan? Heh, henüz yapılıyor. Ben buraya bir 3 tane eleman atalım. Bunlar da mantığı toplamaya başlasın. Ne kadar çok o kadar iyi. 700 olduğu zaman ana binayı geliştireceğiz. Ana binayı geliştirmeden önce ben hemen şuraya kulübelerimi atmak istiyorum abi. Şuraya çok yakın olmasın, şöyle atacağım kulübelerimi. Şöyle yapalım. Bir tane daha yapsak. İki. Dört, tamam. Dört tane kulübe bize şu an yeterli olur. Demir çağına ulaştık diyor. Güzel. Şimdi taverna, dökümhane, demirci ve yel değirmeni yapabiliyoruz. Ama önce tabii onları bir araştırmamız lazım. Burada ilk araştırmamız gereken bence demirci olacak. 860 bilgi istiyor. Onu bekleyeceğiz biraz o zaman. Bu ne? Kaybolan ümit. İşçi sınıfının moral seviyesini 40'ın üzerine çıkar. Okey, bunu yapabiliriz bence. Bakalım, bir bire alalım. Şimdi bu işçiyi moralini yükseltmek için bizim bir şu iş gücünü bir azaltmamız lazım. 14'e çıkardık. Onun dışında şunu arttırabilirim. Bunu arttırabilirim. Ve aynı zamanda bir de konut mevzusu var. Konutlar da yapıldığı zaman zaten bu adamlar kendi kendine bence mutlu olacaktır. Bakalım bakalım. Otuz oldu. Peki benim giderlerim ne durumda? Şu an çok iyi mantar topluyorum. Su da çok iyi. Burada birazcık Zortingen. Dur. Bir tane daha bize şey lazım. Aşevi lazım.
Üretimden bir tane daha şey yapabilir miyiz şuraya? Şunun yönünü de şöyle yola doğru çevirelim. Çok iyi. 3900 taşım var. Bir aşevi daha lazım çünkü insanlara fazla yemek veriyoruz. Moralleri yüksek olsun diye. Araştırmayı şu an yapabilirim artık. Metal işlemeyi başlatıyoruz abi araştırmayı. 3'te değil de sanki 2'de oynamak daha iyi gibi. Değil mi? Çünkü bazı şeyler atlayabiliyoruz. Tamam, güzel. Bu da güzel. Aşevinin tek sıkıntısı şu an aşevi. Hatta şöyle bir şey yapabilirim. Yani suyu abartıp ertesi gün yürürlüğe girecek ve morali ertesi gün etkileyecek diyor. Yani henüz değil diyor. Bu ne? Tüm depolar neredeyse dolu. O zaman hemen bir tane depo yapmamız lazım. Hizmetten. Küçük bir depo yapalım. Bu evlerin buraya koymak istemiyorum açıkçası çok fazla. Şuraya koyabiliriz depoyu. Bu arada teknolojik araştırmayı tamamladık. Teknolojik araştırmayı tamamladık. Şimdi burada şu da açıldı. Gördüğünüz gibi demir cevheri açıldı. Bu demir cevherini buraya koyacağız. Demir cevheri de toplamaya başlayacağız. Üretime bir dökümhane koymamız lazım. Sen buraya sığ be. Vallahi sığdı. Çok güzel oldu bu. Hiç planlamamıştım bunu. Dökümhaneyi buraya koydum. Bir de demirci koymam lazım. Demirciyi de şöyle koysam aslında çok da güzel olur. Aynen. Sadece demirci için şuraya bir yol çekmem gerekebilir. Şöyle şuradan çekemiyor muyum? Ah be. Bir daha deneyeyim. Niye olmuyor abi? Engele çarpıyor diyor. Çarpmasa şuna çarpıyor. Neyse. Şöyle yaptım. Bunu da şöyle yaptım. Bayağı bir şeyler orada harcadım ama neyse. Bu gerekli. Gerekli bir harcama. Bu arada bir dakika. Bunu şu an maalesef yapamayız. Hatta şöyle bir şey bile yapabilirim. Suyu kaldırabiliyor. Yani suyu da çok kaldıramıyoruz aslında ya. Buna da gerek yok. Sadece ilave diyelim. Maalesef olmuyor. Denedik. Denedik olmadı abi. Bir sonraki için 2200 lazım ve 50 nüfus lazım. Benim nüfusum o kadar maalesef fazla değil. Ne oluyor abi? Heh. Şimdi burada bir dökümhane inşa ediyoruz. Cevher toplamaya devam ediyoruz. Burada bu var. Burada bu var. Araştırabileceğim bir şey var mı şu an? Elektriği araştırabilirim. Yok, araştıramıyorum. 40 ve 6 demir lazım. 40 kereste de yok. 6 demir de yok şu an. Dökümhane henüz olmadığı için dökümhaneyi yaptık şu an. Dökümhane işlemeye geçti. Topluluğun talebi diyor. Bir talepleri var yine. Artık metal işlemi... Tamam, bu benden şey isteyecek. Basit alet üretmemi isteyecek. Okey, onu yapacağız zaten. Şu var. Şuraya bir basit alet üretmesi lazım. Bu 36'ya çıktı. Tamam. Bak burada biz atlamışız. İkinci aşevini koydum ama şey yapmadım. Biraz daha dikkatli olmak lazım tabii. Şunda sıkıntı var şu an evet. Kış olduğu için abi tabii şey yapamıyorlar. Tamam güzel. Günlük yemeğimiz bayağı artıya geçti. Ama tabii biraz bu sıkıntı. Aletten de şu an eksiği yiyoruz değil mi? Aynen. Bu da eksiye yol açıyor mu? Yol açmıyor aslında. 12 olması lazım. Şunu normale çekelim abi biz en azından. Eksiye gitmesin. Kaç olacak? Bir dahaki gün şu artı da gösteriyor bar. Artacak biraz. Burası hala inşa edilmedi. Burasının inşa edilmesini bekliyoruz. Yemeğim çok güzel artıya geçti bu arada. Bunun eksi olması normal çünkü kışın şey yok. Demir külçemiz var artık.
Yani bu ne demek oluyor? Şu araştırmayı yapabiliriz. Aynen. O araştırmanın yanı sıra burada artık biz alet de üretebiliriz. Çünkü bu aletler de insanlara pay olarak dağıtacağız bu aletleri. Normal diyeceğim. Aynen. Çok iyi. Bunu 3'e alacağım. Ana binayı geliştir geldi. Ana binayı bir tık daha geliştirebiliriz. Tamam. Ana binayı geliştirmek için ise bana ne lazım? 20 taş, 60 kereste ve 25 külçe demir lazım. Bunlar zaten şu an çok da uzak şeyler değil. Güzel. Kereste çok gidiyor şu an. Kış olduğu için mi acaba diye düşünmekteyim. İşçim de yok. Hani bir kereste binası daha kursam aslında olmayacak yani. Yine fayda etmeyecek çok fazla. Yel değirmeni araştırmasını tamamladık. Artık benim biraz yel değirmeni inşa etmem lazım. Şuna ne lazımmış? 22 tane alet lazım. O bende şu an yok. Kereste de şu an henüz mevcut değil. Buradan hizmetten biz bir yel değirmeni için yer bakalım abi. Yani burası iyiymiş aslında. İyiymiş aslında derken çok iyiymiş burası ya. Şöyle bir tane inşa ettim. Bir tanesini şimdilik bir tane inşa edeyim. Tam bu yel değirmenlik bir yer değil mi ama baksanıza. Burada rüzgarlar falan. Gayet güzel. Gayet güzel. Alet üretmeye devam ediyoruz. Bu 40. 40'ın üstünde tutamayacağım gibi. Bakayım. Yani şu an ne problemleri var bir bakalım. Konut problemi hala devam ediyor abi. Konut problemini biz çözememişiz. 3 tane, 4 tane yeterli değil mi ya? Ben yeterli diye tahmin etmiştim 4 tane kulübeyi. Tamam 1 2 3 4 dolu abi. Fazla konut yok diyor. Yani insanlar şey istiyor. Yeterli miktarda konut olmasın. Daha fazla konut olsun istiyorlar. Bir yılın sonunda öne çıkan olaylar diyor. Tamam. 21 yeni yapı inşa ettik diyor. 4 yeni genişletme tamamladık diyor. Bu da böyle şey gibi olmuş. 22. Şunu henüz başlayamayacağım ya. Şuna başlasam güzel olur aslında. Et de toplasam. Yani 33 diyor. Bir dakika. Dağıtımı bir tık arttırsam ne olur? Çok da güzel olur aslında. Pay açısından çok zararda değilim şu an. Bu konutlar inşa olsun. Elektrik geliyor mu abi? Yolda gelecek. Şu nereye inşa ettim ben onu ya? Harabe. Şuraya bir yere inşa ettim ama şuradaymış pardon. Göremedik. Tamam, elektriğim arttı da şu an. Tüketimim daha az. Taş güzel. Demir cevheri çok güzel birikiyor. Bu da birikiyor şu an artı da. Yaz geldiği için. Hızlı birikiyor. Su bir tane daha benim kuyu inşa etmem artık zorunlu. Üretimden buradan hizmet. Bir dakika. Şunu önce bir alalım da. Bu da çok az ya. Burada başka bir kuyu olduğu için zaten otomatik oraya biz yaklaşamıyoruz açıkçası. Şurası iyiymiş. Bak. İki tane bayağı iyiymiş bu arada. Burası kullanılır. Hem merkeze de yakın. Yani merkeze yakın olması çok istediğimiz bir şey değil ama olsun. Aletler tüketim günde 3 tane diyor. Ben ne kadar üretiyorum? 24 tane üretiyor olmam lazım benim günde. Kuyu inşasını kuyunun şöyle bir güzel yanı var. Kendi pasif gelir gibi böyle şey yapmıyor. İnsanı yormadan yavaş yavaş birikiyor kenardan. Artık şunu araştırmak istiyorum çünkü et, balık ve deri bunlar önemli. Ana binaya baktığımız zaman bilgi lazım şu an geliştirmek için sadece. Ana binayı tıkla. Bununla mı geliştiriyorduk? Tamam, görevle geliştireceğim sanırım. Bu arada işçi sınıfını mutlu etmişiz. 40'ın üzerinde tutmuşuz abi. Çünkü fazla fazla yemek veriyoruz. Fazla fazla su veriyoruz. Aletlerini de istediği oranda veriyoruz. Ayrıca gittim bir sürü ev yaptım size yani. Peki bu evlerin konutun durumu. Burada peki yol olmadığı için mi bunlar buraya girmiyorlar diye düşünmekteyim şu an. Bir saniye. Bunu biri alıp şuraya bir yol yapacağım.
Okay. Hadi bakalım bir de şuradan. Tamam, çok iyi oldu bu. Biraz harcama yaptık ama değer. Şimdi diyor ki et yapabilirsin şu an diyor. Et yapmak için ama et toplamak için benim buradan nereden adam kısabilirim? Buradan kısabilirim, buradan kısabilirim. Taştan kısmak istemiyorum çok fazla. Burada abi et konusunda başarılıyız. Eti kullanacağız sonra. Bu artı da güzel artı da hem. Su da güzel artı da. Bu da güzel artı da. Tamamdır. Çok iyi. Şu an hiçbir sıkıntımız yok. Başarıya erişildi diyor. Güzel. Bu da oldu. Şu an verimliliğimiz çok iyi arttı. Verimliliğimizden yana bir sıkıntımız yok. Şuradan baktığımız zaman cazibemiz güzel. Cazibe 55 olmuş. Sağlık 16. Sıfırın altına düşmedi en azından. Sağlık hizmetleri sadece eksi cazibede. Ya yani onun dışında yapabileceğim bir şey yok şu an. Bu araştırmayı yapmışız. Şimdi sıra son bu topluluk ihtiyaçları yani taverna. Pub yapacağız arkadaşlara. Yani kıyamet kopmuş. Kıyametten sonra bir dönemde yaşıyoruz. Hala eğlencemizden taviz vermiyoruz, değil mi? Vermeyelim zaten. Boş ver. Şimdi burada hızlıca araştırmamız yapılıyor. Ana binamız için hala 2200 bilgiye ve 50 nüfusa ihtiyacımız var. Artık hızlı gidebiliriz. 3'te gidebiliriz sürekli. Bundan yana bir sıkıntı yok. Buradan diyecek ki bana taverna yap diyecek muhtemelen. 3'e de kulübe kur diyor. Ya ben zaten çok fazla kulübe kurdum ya. Bunlar yetmez mi? Neyse. Buna yapacak bir şeyimiz yok şu an. İstedikleri için mecbur. Şöyle zaten yol kenarı olduğu için şöyle kurabilirim. Buraya küçük bir mahalle yaptım. Çok güzel oldu bu arada bu. Bu tarz mahalleler hoşuma gidiyor. Bu ne diyor? Küçük bir toplum temsil edeceğiz. Keşiflerimizin sizin yerleşiminize getirdi ve bu kadar gelişmiş bir topluluğu görmek bizi memnun etti diyor. Ha, ticaret tamam okey. Ticaret yapabiliriz tamam sıkıntı yok. Ticaretten yana bir sıkıntımız yok. Et birikiyor. Çok iyi. Su birikiyor. Depo ne durumda? Depo da yavaştan kendine geldi diyebiliriz. Mutluluk kötü etkilendi. Niye kötü etkilendi? Burada ne oldu bir fırtına etkisi diyor. Tek sıkıntım kereste ya. Keresteye daha fazla insan ayırmam lazım. Ama yani işçim yok. 37 işçinin 37'sini de kullanıyoruz şu an. Mesela buradan falan kısıp keresteye verebilir miyim? Verebilirim aslında. Yani buradan bir üretimden biz bir hızarhane da atalım şuraya. Şunları kötü etkileyecek diyor. Burada yol şöyle koysam nasıl olur acaba? Herhangi bir demir falan. Tamam, çok güzel oldu. Sadece odunları birazcık yıprattık. Buradaki ormana biraz yıprattık. O da çok önemli değil. Halledebiliriz. Bununla başa çıkabiliriz. Kereste tekrar yükseliyor. Ben yine şuraya bir yol yapmaya devam edeyim. Burada yolumuzu devam ettirelim. Tamam, çok iyi. Şimdi benden istediği neydi? Tavernaydı, değil mi? Şu hizmet kısmında bir taverna yapmanı istiyor. Ya tüh. Yani bu hepsini kapsasa benim için çok güzel olurdu aslında ama maalesef galiba olmayacak. Şu iki evi yıksam yetiyor mu acaba? Dur bakayım. Sanırım neyse ya yapayım. Şuraya yapayım hatta. Aynen. Şunlar birazcık açık takallı ama olsun. Gezgin grubu geldi. Bunu kabul edeceğiz. 4 tane işçi bizim için şu an önemli. Mültecilere şu an sıcak bakıyoruz yani. Yapacak bir şey yok. Şu yeni yaptığımız kereste binasında da işi arttıralım. Mütevazı bir istek diyor. Neymiş? Ne diyor? Basit bir kamptan doğru düzgün bir köye evrildik. Bizimki gibi hızlı büyüyen stabil toplulukların köşe taşı insanlardır. Onların ihtiyaçları, bildikleri her şeyden önce gelmektedir. İşçi sınıfının moral değerini belli bir eşiğin üstüne yükseltmelisin diyor. Tamam, yükselteyim. 70'in üstüne nasıl yükselteceğim ama onu bir birazcık neyse. Şu kulübeyi inşa ettiğim için küçük bir ödül aldık. Bakalım şimdi. 70'in üstüne bunu getirmem için benim iş gücünü zaten düşürdüm. Yani bu dağıtımı arttırabilirim. İlave moral verebilir bu bize verdi.
Su. Yani baktığım zaman şu an böyle yani. Bunun üstüne çıkamam şu an. Zaten bir sonraki gün artacak şu. Onun üstüne daha fazla çıkamam. Şu taverna geldi. Taverna geldiği için mutlular. Tüccar gelmiş abi. Bakalım ticarete başlayalım. Ha, ben onda istediğim bir şey var mı? Yok yani. Şu an tüccardan bir alışveriş yapmama ihtiyaç var mı? Yok. 70 nüfusa ulaştım. Bunun 41 tanesi yetişkin, 19 tanesi çocuk olarak karşımıza çıkıyor. 50 olmuş, 60, 70 şunu tamamlaması lazım. 110, 25. Bu nasıl bir sistem ya? Şu an nereye çıkacağını göremiyorum. Moral 50 sadece, onu görebiliyorum. Neyse. Şuraya bir baktığımız zaman, ana binaya baktığımız zaman 2200 az kaldı. Bu zaten insanlar çalıştıkça yükseliyor. Baktığımız zaman şöyle günde 41 geliyor. Bu 2200 olacak. Ondan sonra binamızı yükseltebileceğiz. Bir tane daha enerji için yel değirmeni kursam acaba nasıl olur? Güzel olur çünkü bu da mesela elektriği iyiymiş. Sınırda şu an. Yani sınırda olmasını istemiyorum. Hep fazla olması lazım. Hep bir fazla. Bir kuraklık daha oldu. Çok güzel et üretiyor mesela şu an bunlar. Yani bunu şeye çevirebilirim aslında şu an. Mesela şuradan ete çevirebilirim. Eti de harcayalım. Bu sonuçta bize başka türlü lazım olmayacak. Biraz şöyle bir deneyelim mi? 70'e çıkarırsak. Şu görev bitsin. Yani şu görev bitsin, halledeceğim sonra. Bir sonraki gün devreye girecek zaten. Biraz malzemeden çalacağız yani, artık yapacak bir şey yok. 60'a çıktı daha. Allah Allah. Bunu da mı azaltmamı istiyorsun? Ne istiyorsun? 70 oldu ha. İş gücünü de kıstım. Şu görevi bitsin. Ben canınızı okuyacağım sizin. Şu görevi bitsin abi. Şu an moral 70. Verimlilik 90. İşin garip tarafı şu. Mesela iş gücünü çok yükselttin. Verimlilik düştü. %50'ye düştü. Düşünebiliyor musun yani? Tamam, sen çok çalıştırıyorsun ama %50 verimle çalışıyorlar. Yani Türkiye'deki işveren arkadaşlar da bunu göz önünde bulundursun yani. Verimlilik çalışma saatinden daha önemli olabilir. Bir yer değirmeni tamamlandı. Artıya çıktık tekrar. Şu an birazcık dur bakayım. Hala çok eksize değiliz. Tamam. Bak, bu görevi başarıyla tamamlandı diyor. Morali yüksek tuttun diyor. Şimdi hemen eski halimize geri dönelim. Bu normal olsun abi. Bu normal olsun. Bu da normal olsun. Tamam. Birazcık moralimiz düşecek şimdi. Çalışma saatini tekrar yükselteyim ben. Hayatımıza devam edebiliriz. Şimdi ne diyor? Tamam. Kuralları düzenleyeceğim diyor. Yeni bir sistem gelecek sanırım. Tamam. Takas sistemi geldi. Şimdi diyor ki aramızda biz takas yapmak istiyoruz diyor. Bunu kabul edersem moral kalıcı olarak, kalıcı etki 8 moral kazanacağım. Tüm işçilerin de 5 iş gücü azalacak. Ama bence burada moral daha önemli. Çünkü dediğim gibi moral arttığı zaman, kalıcı moral olduğu zaman takas hakları mesela bak burada iş gücünü nötrlüyor gördüğünüz gibi. Eksi 8'e artı 8. Moral yüksek olduğu zaman verimlilik daha yüksek oluyor. Verimlilik yüksek olduğu zaman az sayıdaki adamdan çok sayıda verim alıyorsun. Yani daha önemli verimlilik. Yeni düzenlemeler 65. Güzel. Çok fazla düşmedi açıkçası. 2200'ü geçtik. Ne alemdeyiz? Nüfusumuz düşük. Nüfusumuz nasıl yükselecek? Bir çocuk. Bu ne abi? Atıl kaldığı için. Abi bunlar niye atıl? Evet. Çok güzel. Bunlar niye atıl kaldı ya bu şekilde? Bu adamlar niye hepsi aynı yerde yaşıyor mesela? Ben onu anlamadım. Neyse. Bu birazcık. 4 çocuk işçi olarak yetişkinliğe erdi diyor. Oo, bak güzel. Şu 50'ye yaklaşma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz şu an. Şimdi bu dolu. Şimdi şuradan ben bir birey alıp
şeye bakmak istiyorum. Binalara bir bakmak istiyorum. Yapılar. Kategoriye bir geçelim. Mesela burada eksik çalıştırdığımız adam var mı? Şurada var. Buna gidebilir misin? Bunları eksik çalıştırıyordum. Artık fazla çalıştırabilirim. Suyum var. Bu var. Bir tane daha ya da dur ya, iki tane zaten iki kişi ekstra kaldı. Bunlar da kalsın, önemli değil çok fazla. Hala 65, bu da güzel. Burada bekleyeceğiz. Bu deriyi de hızlı bir şekilde bir sonraki seviyeye geçtiğimiz zaman hızlı bir şekilde kıyafete çevireceğiz. O da çok önemli olacak bizim için açıkçası. Bunlar hızlı bir şekilde demir cevherini demir külçeye çeviriyor. Bu da çok iyi. Niye bu kadar fazla tüketim var bilmiyorum. Niye ne tüketiyorsun demiri? Şeye tüketiyor, pardon. Tüketir tabi. Buradan basit alet yapıyorlar. Aynen. Mesela burada işçi çalıştırabiliyorsun. Neredeydi onların mevzuları? Zanaatkar çalıştırabiliyorsun. Bir de uzman çalıştırabiliyorsun. Şu an tabi bizde sadece zanaatkar şey pardon işçi var. İlerleyen seviyelerde onları da açacağız. Çok da hoş olacak diye düşünüyorum. Bu ne diyor abi? Bu mevsimde bulunmaz diyor. Mesela şöyle bir şey yapabiliriz aslında. Benim hiç balığım yok. Balığı arttırabilirim. Aynen, balık zaten 24 saat tutuluyor yani. Kışın da tutuluyor. Burada balığımız da olsun. Niye olmasın ki? Protein. İkinci yıl sona er diyor. Güzel. Yıllık su bilançomuz, yemek bilançomuz çok iyi. 2 yeni geliştirme ve 25 doğum gerçekleşmiş. Nüfusumuz 8 artmış. Çok güzel. Çok güzel. Bahar geldi. 2200'ü çoktan geçtik. Sadece nüfusa ihtiyacımız var. Bir mülteci grubu gelirse bu işi hallederiz. Çünkü cazibemiz zaten yüksek. Cazibemiz yüksek olduğu için de muhtemelen mülteciler gelir. Düşük seviyeler insanların ayrılmasına sebep olabilir diyor. Sağlık hizmetimiz yok. İş gücü durumu. Ne var iş gücü durumunda ya? Mevzu nedir abi? Al tamam hadi çektim hadi. Bu mudur mevzu? Birden sıfırda yemiş bir şey çektim yani. Bu mudur derdimiz arkadaşlar? Hı, 45 hemen cazibe arttı hemen. Hemen yükseldi. Sağlık şu an sıkıntıda. Mevsimden dolayı bir eksi 20 yemiştik. Kıştan dolayı. O düzelecek şimdi. Sağlığı, evet, insanların sağlığı sıkıntıda şu an arkadaşlar. Birazcık sağlık hizmetlerimizi arttırmamız lazım. Onu arttırmanın yolu da maalesef seviye atlamaktan geçiyor. O da nüfustan geçiyor. Onu biraz bekleyeceğiz. Moralimiz çok iyi. Cazibemiz de yüksek. Bir mülteci grubu geldiğinde hemen mevzuya dahil olacağız. Su bu arada çok iyi. Depolarım ne durumda benim? Yani bir tane daha depo yapsam muhtemelen göz çıkarmaz. Bulundurabiliriz. Şuraya bir tane depo atabilirim açıkçası. Şuradan küçük depo daha alalım biz abi en iyisi. Şuraya koysam ne olur? Odunları falan harcıyoruz değil mi? O şekilde yaptığım zaman. Şöyle koysam ne olur? Şöyle koysam daha iyi olur muhtemelen. Şuradan da etrafından şöyle bir yol yaparız. Çok da güzel olur gerçekten. Tamam. Buraya bir depo daha yapacağız. Bu bölümü burada bitirebiliriz. Hemen şuna müdahale edeyim. Deri stoklarımız şey olmuş. Deri toplamaya devam etsin abi. Deri önemli. Kıyafet yapacağız. Bu bölümü burada bitir. Allah. Hayda, dur bakayım. Tam oyunu bitiririm derken. Tam müdahale abi. Tam müdahale. Hafife almayalım lütfen. Hemen tulumbacı ocağı geldi oraya. Ne oluyor? Bizim zaten sıkıntımız şu an yok ekonomik olarak. Ama yine de bir ufaktan fırsatım. Etrafa yayılırsa diye. Şu yangını söndürüp bölüme ara verelim demek istemiştim ama dur bakalım. Hadi lan. Oğlum bu niye sönmüyor? Kaç gün uğraşacaklar bu adamlar bunun için?
su gidiyor bir daha. Oo, bayağı baksana günde 800 gidiyor. İyi ki suyu depolamışız. Şu an suyu depolamadığımızı hemen kısa bir hayal edelim. Sıkıntıya yol açabilir abi. Sıkıntıya yol açabilir. Ama bu sönmeyecek herhalde. Bu akşam sönmüyor. Söndü. Ne oluyor durum? Onar da dersen okey. Bu kütüye onarıyoruz. Tamam, sıkıntı yok. Başka bina da mı yanıyor, yanmıyor. Tamam. Evet. Bu bölümü burada bitirelim arkadaşlar. Diğer bölümde görüşmek üzere. Beğendiyseniz abone olup likelamayı unutmayın lütfen. Kendinize iyi bakın. İyi günler, iyi akşamlar diliyorum.